Gidecekti. Esra'cığım, ben bunu dün Selçuk'a dedim de peki dedim, bana karşı bir şeyler hissettiğinde ilk buraya, Selçuk dedi ki Selim, ben buraya gelmeden önce sen vardın aklımda. Buraya geldiğimde senin başka bir talibin olduğu için kendimi geri çekmek istedim. Onu da söyle. Seni de bir saniye Selçuk. Seni de hani biz talibine olumsuz olduk. Sonrasında talibine olumsuz olduktan sonra ben seni hocada gözetim altına almaya karar verdim. Sonrasında eğer hani sen de karşı bir şeyler hissetseydin bana karşı, hani onu anlasaydın dedi. Ben de Süreyya'ya çağırmazdım diye sana karşı bir şeylerimi, duygularımı şey yapardım dedi. Ve ben dedim ki hani neden Süreyya'ya çağırdın? Selin dedi, senden hiçbir tepki alamadığım için, hiçbir karşılık alamadığım için tamamıyla sana karşı hani şeylerimi bitirmiştim. Hani Selin ne olmaz, beni kabul etmez. Çünkü evlenmişim, boşanmışım. Selin 20 yaşında, ben 33 yaşındayım dedim kendi aklımda dedi. Ve dün de ben kararımı açıkladıktan sonra, yani biz Süreyya'yla tamamıyla bitirmişti. Efendim buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Yani çok yanlış bir iş yapmışlar. Yani burada onun ikisinin kurbanı oluyorum ben. Eğer böyle bir şey olursa niye baştan söylemiyor, niye beni geri çağırıyor, niye benim hislerimle oynuyor, bana umut veriyor. Yani ben çok kızdım. Annenle tanıştırıyorsun zaman. Böyle bir şey yapmamalıydın yani. Şimdi bu konuda yani ben onun gururuyla oynamadım, açık konuşayım. Gururuyla ben... oynadın ya. Hislerimle oynadın. Esra Hanım. Vicdanın kabul edebilir mi böyle bir şey? Ben iki gündür kendime gelemiyorum. Ne yedim ne içtim bilmiyorum yani. Doğru, haklısın. Biliyorum onların Esra, hislerini. Haklısın durma ya. Ya çok kötü durumdayım ben. Neyse, size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bir daha böyle bir şey yapma lütfen. Peki. Şimdi ben kısadan anlatayım o zaman. Yani burada çoğu erkek arkadaşımız var. Ben buraya ilk geldiğimde, servise bindiğimde Serkan diye bir arkadaşımızla servise bindik. Tesadüf aynı odaya gittik. Ben o yüzden dolayı hem kimseye söyleyemedim. Çünkü Serkan arkadaşımız oraya talip gelmişti. Hem bu dediğim kriterlerden dolayı kabul etmeyeceğini düşündüm. Bu benim içimde yaşayan küçük bir Selin'di. Ondan sonra Selin bana açılmasaydı, yukarıda Allah var, ben gene açılamazdım ona. Çünkü eksim var, yani kötü anlamda değil. Ona karşı bir eksim var. Şimdi nasıl açıklayayım onu? Evet. Buyur ablacığım. Selçuk Bey, madem Selin Hanım sizin aklınızda vardı, niye baştan söylemediniz de Süreyya Hanım'ın duygularıyla oynadınız? Şimdi ablacığım, ben az önce gene anlattım değil mi? Ama çok yanlış yapıyorsunuz. Doğru değil mi yaptığınız? Yani aklınızda Selin şimdi... varsa Selin'le gelecektiniz öyle buraya. Abi. Yazık günah değil mi? Ben... Süreyya Hanım'ın duygularıyla oynuyorsunuz. Ve burada duyuyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Esra ablam, Esra ablam, ben duygularımda kesinlikle kararlıyım. Şu an her, yani biliyorum. Tabii ki. Ben duygularımda kesinlikle kararlıyım. Zaten Süreyya hani Selçuk deseydi ki ben hala Süreyya istiyorum deseydi, ben çekecektim ve arkadaşıma sadece arkadaş olarak devam edecektim Selçuk'la. Bana Selin, ben normal sorduğumda arkadaşça sordum. Dedim ki Selçuk, hani nasıl gidiyor aranız? Selin bitti dedi ve ben ertesi günde... Selin kızım, bakar mısınız? Siz Süreyya'nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Bir ikincisi Selçuk oğlum, buraya adaylar gelirken acaba beni kabul eder mi etmez mi diyerek mi geliyor? Her şey kısmet. Neden daha önce söylemiyorsunuz siz fikrinizi, duygularınızı? Ablacığım. Neden bir kızı gururuyla oynuyorsunuz? Ablacığım, asıl mevzu şu. Sonra evlenip ayrılmak da ayıp bir şey değil. Her şey gelir, kısmet meselesi. Bakın, buradaki asıl mevzu şu. Yani Selin'le birbirlerini... Süreyya'yla birbirlerine bir şans daha verip akabinde böyle bir şeyin gelişmesi biraz hızlı oldu sadece. Evet. Allah yolunuza açık etsin. Hiçbir şey söylemiyorum. Ne diyeyim? Mutluluklar artık. Yani bir şey söylemiyorum ama Süreyya'ya gerçekten bir özür borçlusunuz. Ama biz zaten özür borçlu olduğumuzu bildiğimiz için biz Cuma günü açıklamak istiyorduk ve bunu böyle olmasını istemiyorduk ki biz. Peki. Alkışlarla hocam. Başka yürek gerek olmasa bu her